Merhaba arkadaşlar. Merhaba Shotcut severler. Dersimizde Shotcut ile motion trails yani hareket izleri efekti nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Şimdi içeri dans eden bir kişinin videosunu aktardım. Şöyle oynatalım bakalım. Evet. Durduruyoruz. Tekrardan videoyu şöyle başa alıyoruz. Sol alt köşeden zaman akışını aktif hale getiriyoruz. Videomuzun üzerine geliyoruz. Bunu zaman akışına bırakıyoruz. Buradaki videomuz seçiliyken süzgeçler bölümüne geliyoruz. Evet ardından artıya tıklayarak süzgeç araçlarını çalıştırıyoruz. Burada görüntüye geliyoruz ve burada trace arayacağız. Trace yazdığımız zaman alt kısımda hemen efektimiz belirir. Buna tıklıyoruz ve efekte ekliyoruz. Bu efekt çok karmaşık değildir. Sadece bir tane ayarı vardır. O da miktar ayarıdır. Bu miktar ayarı varsayılan değerde 2 karedir. Şöyle bir oynatalım bakalım videomuzu. Şu anda çok belirgin olmadığını görüyoruz. Bunu şöyle bir 8'e getirelim. Örneğin şuraya çift tıklıyorum. 8 yazıyorum. İsterseniz tabii ki buradaki aracı kullanarak da artırabilirsiniz. Bakın 9, 10, 11, 12. Şu an için 8'e alıyorum. Videoyu tekrardan şöyle bir başa alalım. Ve oynatalım videomuzu ardından. Bakın şu anda artık hareketlerin kenarlarında iç içe bir efekt belirmiş oldu. Motion Trails yani hareket izleri efekti böyledir. Bakın şöyle biraz daha ileriye doğru gidelim. Her hareketin içinde böyle silik bir şekilde yeni hareketler iç içe dizilmiş durumda. Tekrar geriye alalım. Bakın oynatıyoruz. Gayet etkili bir efektir. Şöyle buradaki değeri birazcık daha artıralım. Örneğin 16'ya getirelim. Evet şu anda oynatalım bakalım. Bakın şu anda oynatım da bayağı ağırlaştı. Hiç gerek yok. Uygun, ideal bir ayara almak gerekir. Genelde 4 veya 8'i tercih edebilirsiniz. 4'e alıyorum. Bakın 4 gayet güzel. Biraz daha abartılı olsun istiyorsanız 8'e ya da 6'ya alabilirsiniz. Bakın şöyle. Şu anda da hiç fena değil. Böyle bir etki oluşturabilirsiniz. Şimdi gelin bu videomuzun altına da bir tane ses dosyası ekleyelim. Bunun için sol tarafta sağ tıklıyoruz. Sessiz ekle diyoruz. Hemen yukarıda dosya açığa geliyoruz. Ses dosyasını içeriye aktarıyoruz. Evet dosyayı içeri aktardığımızda hemen oynamaya başlar. Ses dosyasını ekleyebilmek için fare imlecini bu ekrana getiriyoruz. Şöyle sürükleyerek buradaki videonun altına sessizini ekliyoruz. Bu alanı birazcık şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum. Tam olarak görebilmek için videoyu başa alalım. Şimdi ses dosyasını da kırpalım. Şöyle bu alanı birazcık küçültmek istiyorum. Ses dosyasının ucundan Şöyle kırpıyoruz. Videonun altıyla uyumlu hale getiriyoruz. Tabii ki süzgeçte değişiklik yapmak istiyorsanız videoyu tekrardan seçersiniz. Buradaki kare sayısını azaltabilirsiniz. Örneğin 6'ya alıyorum. Tekrar başa alıyorum ve oynatıyorum. Bakın 6 da hiç fena değil. Videoyu dışarı çıkarmak için dışa aktara geliyoruz. Sol taraftan bir tane format belirliyoruz. Ardından dosyayı dışa aktar diyerek dosyamıza bir isim veriyoruz. Sonra kaydet diyerek dosyamızı dışarıya aktarıyoruz. Böylece bir şatkat dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki şatkat derslerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın diyorum.